medreseyle caminin hemzemin olduğunu biliyoruz. O ara kod var ve bu kodların birbiriyle ilişkilendirilmesi ve buradaki büyük insan hareketlerinin bir taraftan medrese, öbür taraftan ibadethane yani cami, karşıda şu anda önemli bir bilgi üretim odağı olan üniversite kapıları ve oradaki genç nüfus hareketleri var. Dolayısıyla iki hareket önemli gözüküyor, inceliyorlar hareketleri. Üniversite kapısından çıktığınızda bir set üzerindesiniz ve ufka bakıyorsunuz, boşluğa, büyük sonsuzluğa, keşfe bakıyorsunuz bir anlamda. Sonra dönüyorsunuz solunuza ve ibadethaneye, inancı temsil eden mimariye bakıyorsunuz. Sonra dönüp ya medreseye ya diğer yöne, her yöne doğru dağılma şansınız var ve bireyin hiçbir yere yönlendirilmeden istediği kararı verme hakkını bireye veren bir işaretsiz bir düzlem orası aslında. Ordu Caddesi'nden gelirkense bu sefer Ordu Caddesi'nden gelip bir alt meydana ulaşıp sağa doğru döndüğünüzde bir geniş rampayla caminin son cemaat mahallinin kotuna yükseliyorsunuz. Son cemaat mahallini ana aksı değil yan aksı görerek yükseliyorsunuz ve o anda rampa sonunda yeniden bilginin üretildiği üniversiteye doğru kıvrılıyor. İster ibadethaneye yöneliyorsunuz, ister sola doğru gidiyorsunuz, isterseniz medreseye doğru dönüyorsunuz. Yine bireye inanılmaz hareket kararı verme, hareketini belirleme hakkı veren bir impartial, tarafsız bir düzlemden bahsediyoruz.